masada oturduk. Bir masada oturduk. Programımıza evlerinizden hoş geldiniz. Buradan YouTube'dan hepinize selam gönderiyorum. Ben Gülünler. Programımızın ilk günü bir masada oturduk. Bir müzik talk show programı. Müzisyen arkadaşlarımı, arkadaşım olmayan müzisyenleri davet edeceğim. Heyecanımı burada sizinle paylaşacağım bir program. İlk konuğum bir oyuncu aynı zamanda. Sanatın birçok dalıyla uğraşan oyuncu bir arkadaşım. Aynı zamanda Mor Rüyalar diye bir albümü de var. Sizin alkışlarınız olmasa da elimizde bir takım kayıtlı alkışlar olduğu için alkışlarla Fırat Tanış çağırıyorum. Allah'ım. Fırat'cığım hoş geldin. Gülüncüm, gülüncüm. Bu aralar bu şekilde hoş yapıyoruz bulduk. Selamlaşmamızı. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum efendim. Benim, buyurun. Ne haber? İyi canım benim. Nasıl olsun işte. Pandemi sıkılamasında hayatımızı yürütmeye çalışıyoruz ondan sonra. Tuhaf işte, değişik bir sene oldu. Evet tam bir sene oldu. Nasıl oldu? Tam bir sene oldu. Bugün işte evet Mart ayı başladı ve biz geçen sene 13 Mart'ta Gelin Tanış Olalım oyununu yani toplum sağlığını tehlikeye atmasın diye iptal ettik. Ama bunun haberini çok önceden almıştık yani işte bu aralar almıştık. Evet, bir... Dolayısıyla o şey pandemi ritmine girdik. Tabii bizi ne bekliyor ne beklemiyor bilemiyorduk. Ne beklediğini de gördük. Dolayısıyla bizi de artık daha da ne bekleyeceğini de görmüş oluyoruz bu anlamda. Ondan sonracıma enteresan bir tecrübe. Evet. Bizi mi buldu dedirtecek bir tecrübe. Bizi buldu. Bir şans mı, bir bize anlatmak istediği bir şeyler mi var? Bunlar da enteresan. Bizim hep aklıma Çetin gelir, Çetin Zor. Belki izliyordur da, izlerse de selam olsun. O hep böyle derdi yani parmağımızın ucuyla bastırıp da incitemediğimiz canlılar var diye. Bütün dünya üzerindeki koronalar toplansa bir kola kutusuna sığıyormuş. Yani öyle bir mi? Bardağa sığıyormuş. Allah'ım işte. Daha da sinir bozucu değil mi bu? Yani Allah. Bir bardak bir virüsle uğraşıyoruz falan gibi. Yani evet işte. Gerçi bizim uğraştığımız yok. Ne yapacaksın yani? Biz daha çok mücadele etmek durumunda kaldık gibi evet, hissediyorum. Evet. Aman yani işte bizde sette falan şimdi herkes böyle sürekli orada şey böyle ateşine bakayım abi. Ondan sonra abi işte test var. Hangisinden yapalım? Rica ederim. Yani işte, peki pozitif tarafı oldu mu sende? Pozitif tarafı bende yani şimdi tabii bu bir şeydir. Bu bir yaz süreci manager'dır. Yani çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacağı bir hikayenin devamı. Şimdi burada da yani aslında sistem yaz sürecinde nasılsa öyle işler. Yani bir kabul etmeme. Başta yok canım. Hayır canım bu nedir yani 6 ayda falan. Çözülür. Çözülür. İki çözülmüyor. Ondan hakikaten sonra, mi çözülmüyor? Evet depresyon yani bir dibe vuruş. Ondan sonra da buradan işte çıkış. Yani kabul işte yeni şeye yeni koşullara ayak uydurmak için neler yapabilirim üstüne bir şey düşünme. Hani akıl vali her insan metabolizması bunu yaşıyor. Böyle atlatıyor. İşte biz de bir şekilde bir yerinden gidiyoruz. Yani neye sebep oldu? Evde daha çok ailemle vakit geçirmeme sebep oldu. Bu güzel bir şey. Yani hani bu durumun tatsızlığın içerisindeki keyifler evet, üstüne düşünürsek. Kızımla daha çok vakit geçirmeme sebep oldu. Bu da hoş bir şey. İşte daha çok resimle uğraşma. Gibi işte müzikle gibi şeylerle uğraşmama daha vesile oldu. Ama bilmiyorum o da ne kadar sağlıklı. Yani bir yıl içinde belki 300-400 parça iş çıkmıştır. Yani orada da bir şey var. Yıkılmadım, hayattayım, yaşıyorum, üretiyorum, ölmedim falan gibi bir
durum var ama o da olmasa herhalde insan kafayı yer yani. Kesinlikle, çıldırırsın. Kesinlikle. Ya iyi tarafı mesela toplu birlikte katılımla tüketilen sanat faaliyeti, tiyatro gibi, sinema gibi bunların ne kadar kıymetli olduğunu, evet, kamusal alanların ne kadar kıymetli olduğunu, insanın birbirine ne kadar muhtaç, ihtiyaç halinde, dayanışmaya ihtiyaç, temasa ihtiyaç, muhabbete, sohbete ihtiyaç halinde, evet, olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Evet, sarılmamanın eksikliğini yaşıyorum ben mesela. E tabii ki. Yani biz bir de çok sarılan bir, evet, halkız. Bence evet, öyle. Yani biz gördük mü sarılırız. Şu an onun eksikliği çok var. Şimdi anladın mı seçkinler niye tokalaşmıyor? Seçkinler bu yüzden mi tokalaşmıyor? Yok hayır ya, muhtemelen şununla bir ilgisi vardır tabii. Yani hani vebanın şey olduğu dönemlerde insanlarla temas etmemek mantıklı. Anlatabiliyor muyum yani? Bu bir şey. Belki tıraş bile, yani erkeklerin tıraşı bile bundan ötürü şey olmuş olabilir yani. Büyük ihtimalle olmuştur. Bundan ötürü ortaya çıkmış olabilir. Ama yani niye tıraş olduğumuz bilgisi eğer kefenin bir yanında hani bunu bildik ve çok şanslıyız gibi addediyorsak yanmışız ben yani. Ben şeyi çok merak ediyorum. Sen evinde, evet, şimdi bir masadayız ya, ben, evet, çalışırken hep bir masada çalıştım hayatım boyunca. Annemlerin evinde de bir kapının arkasında bir masam vardı. Böyle bir eski çalışma masası, böyle iki rafı, üstünde de dolabı olan, bilirsin. Yeğeninin canını okuduğu ev mi? Senin videolarda gibi. Doğru. Gibi. Evet. Ha, aynen, ha, o ev. Evet. Ve benim için masam böyle benim odam gibi, aha, bir şeydi. Yani oraya girip bir tane de ışığım vardır. Evet. Işığa da çok takıntılıyımdır. Öyle herhangi uyduruk bir ışık olamaz benim için. Evet. O ışığı açtığımda şey gibi bir his gelirdi bana. Yani bu bahsettiğim ilkokulda başladı bu. Tamam, şu anda benim her şey, evet, burası benim ve başlıyorum, canına isterse onu yaparım. Kimseye hiçbir şeyin hesabını vermeyeceğim bir yer burası. Ve ben öyle ilkokul öğretmenim sayesinde günlük yazmaya başladım. Sonra da her şeyi masada yaptım. Yani zihninin şimdi, bir simülasyonu orası. Gibi diyebilirim. Odur. Hala da öyleyim. Şimdi yani bir eve taşınacakken şeye bakıyorum, masamı nereye koyuyorum? Zihnimi nereye koyuyorum? Buraya koyuyorum gibi. Evet. Ve masa, o mesela yatakta çalışanlara çok özenirim. Evet. Ya da böyle işte koltukta resim yapana aşırı özenirim. Vay be ne güzel. Ben bayağı böyle memur gibi buradayım. Sabah kalkıyorum akşama kadar. Zevk de alıyorum bundan. Seninki nasıl? Onu çok merak ediyorum. Sen de masacı mısın? Nasılsın? Masacı değilim. Değilsin. Benim öyle bir şeyim yok. Bir hani böyle bir... Geçen gün Su Yücel'le böyle konuşurken... Ya var mı senin bir fetiş falan? Hani o burada olsun, bu burada olsun. Hiç öyle bir, yok, şeyim olmadı. Ahmet Cemal... Rahmetli anıyorum kendisini. Benim de hocamdır, çok severim. Bir gün Ahmet Cemal böyle o Kadıköy'de karşılaştık. Ondan sonra bir tane masa lambası almış kendisine. Ondan sonra böyle yeşil bir şey lamba. Şöyle çıt çıtılardan mı? Evet. Ondan sonra dedi ki bir metin çeviriyordu Almanca'dan. Ve tabii ki yani onun müthiş yani çevirmen üstadı. dedi ki bu olmadan yapamıyorum dedi. Mesela çok şaşırmıştım. Bu lamba dedi bana dedi o dönemi, o şeyi hatırlatıyor. Mesela kimilerinde böyle olabiliyor. Bende hiç böyle bir şey yok. Hiç. Mesela resim yapıyorsam bir malzeme, tercih ettiğim bir malzemenin orada olması gerekli. Yani onun dışında herhangi bir konfor aramam. Yani böyle bir masa olmalı, şey olmalı. Gibi. Yalnız olmalıyım odamda falan, onlar yok. Yok hayır, olmaz. Bir şey var, müzikle birlikte kitap okuyamam. Yani o, evet, çünkü kafa sürekli müziğe gidiyor ve... Yabancı müzikle dinleyebiliyor musun? Yani dinle hiçbiriyle, hiçbiriyle. Çünkü iyiyse de kafam kayar, kötüyse de kafam kayar. Olmaz. Yaptığım, okuduğum şeyden hiçbir alt anlamam. Bir tek bu ikisi şey olamıyor, onun dışında... Yani hiçbir konforum yok. Ne güzel ya. Evet. Bu da büyük bir şey. Masrafsızım yani. Evet. Hiç az yakarım, az yerim, az uyurum. Benim mesela yok, yazar bir arkadaşım var. Yazdığı şeye göre playlistler yapar kendine. Atıyorum, hı-hı, arabesk yazıyorsa full arabesk dinler. Herkesin var, benim de çok, hı-hı, ilgimi çekiyor, ha, böyle şeyler. Ha, demek ki var, olabilir tabii bir senaryo falan yazarken insanlar. Tabii. Mesela Fatih Akın sürekli müzikle kafası çalışıyor adamın, evet, yani. Evet. Peki kendini yaratıcı olarak köşeye sıkıştığını hissettiğin zamanlar yaşadın mı? Bir şeye çalışırken. Hemen bırakırım. Hemen bırakırsın. Hemen hiç üstünde durmam yani. Ya çok iyi ya. Hiç, yani böyle bir şey yapmam, hiç üstünde durmam. Ama vaktin yoksa, hı, mesela yani nedir öyle bir vakte programlı bir şey de hani çok da yapmadım aslında ama yani bir sipariş yetişecek bir şey, hiç böyle bir şey çalışmadım. Ya şöyle bir şeyden bahsediyorum. Ne bileyim, bir rol çalışırken o rolle
ilgili bir noktaya geldin ve kendinden tatmin değilsin. Evet. Bunun çatışmasını nasıl yaşıyorsun? Yani yaşayıp kazanıyor musun? Bırakıyorum dediğin şey, bir şeye başlıyorsun, istediğin gibi olmuyor, bırakıyorsun. Bir rolle çatışmaya öyle giriyor musun, yoksa çözüyor musun yani? Yani çözmezsen ne olur ki? Çözmezsen de oynuyorsun sonuçta. Yani bir deadline'ı var onun. Hani o gün premier, işte o gün set. Yani şey değil. Ama farklı yöntemleri olabilir. Yani ben oyunculuğun çok tiyatroda ya da sette çalışılan bir şey olmadığını düşünüyorum. Çalışma yok. Alanı dışarısı. Evet. Ve bir orada en fazla deniyorsun yani. Ama bunun çözümlerini genellikle sokakta, evde, buluyorsun. Daha sivil, yani hiç oranın içinde olmadığım koşullarda buluyorum. Çok da şey yapmam, ısrar da etmem. Sadece rahat mıyım, özgür müyüm? Bunlara bakarım. Yani eğer... Müthiş eğitmişsin kendini, sana öyle söyleyeyim şey olarak. Çünkü benim çok tanıdığım oyuncu arkadaşım var, senin de öyledir. Ve bu çok büyük bir meseledir yani. Kendiyle insanın çatışması, her oyuncu mutlaka çatışıyor, evet, ya bir noktada. Tabii. Her insan çatışıyor. Ne çatışması ama, bu da çok önemli bir şey. Ben şöyle, ya gördüklerimden en fazla mesela yarattığın bir rolü beğenmemek. Yaşamak. Evet. Ve bunun devamını yaşamak yani. Ne bileyim, kendini, güvenini... Çok böyle sahnede çok şey olduğu zaman böyle hiç istemediğim, çok gidip böyle kafamı duvarlara vurduğum çok olmuştur yani, yorgana böyle ağladığım öyle hırslı ihtiraslı zamanlar olmuştur. Çok olmuştur tabii ki yani. Çünkü çok şeymiş yani, bedenen sahnedesin. Ben oyunculuğu mezunuyum ama çok seneler yapmadım yani, 7-8 sene yaptım sadece. Evet. Benim için çok zor bir işti. Evet. Şey olarak her şeyinin sen olması kısmı. Evet. Yani kötü yapıyorsan böyle kötü yapıyorsan, evet, yapıyorsun. Çok iyi yapıyorsan yine böyle yapıyorsun. Evet. O kısmı beni çok germişti. Evet. Ha, müzik sektöründe anlamlandıramadığın ya da saçma bulduğun bir şeyler var mı? Mutlaka vardır herhalde. Ben kendi örneğimi söyleyeyim, ister misin? Tabii. Ben şeye asla yani alışamıyorum mesela, konserlerin geç başlamasına. Ha, onun gibi. Nasıl yani? Geç. Yani 11'de denir, evet, konser ve asla 11'de başlamaz ya. Tabii mekancı da orada karına bakacak. Ama yani mesela tiyatroda bu böyle olmaz. Tiyatroda 8'deyse 8'de, evet, başlar. Seyirciyi de bir alkış arasında sokarsın ya, evet, da sahne bitince sokarsın. Öyle mi? Öyle yani, biz Semaver'de öyle yapıyorduk. Öyle ben yani, kantincinin gelip abi bir perde mi ya, yapma be abi diye dediğini de bilirim yani. Evet. O da haklı yani, anladın mı? Orada o da haklı ama geç başlayın. Yani ne bileyim, o zaman 10 diyelim. Ben yani şarkıcı olarak arkaya girdiğimde çok stres oluyorum. Çünkü her şey artık o kadar şey ki, ne bileyim. Bana yazıyor Instagram'dan, abla sahnenin önündeyiz, ayıp be diyor. 10'da başlayacakmışız, mesela 10:40 olmuş. Hı-hı. Direkt seyirci sana diyor ki geç kaldınız. Cevap da veremiyorsun. Ben müzikte buna şeyim böyle. Abi, siz dediniz yani. Arkadaşlar bakın, 11 dedik, saat 12 oldu falan, evet, gibi. Beni alışamıyorum yani, evet, buna. Yani bu gibi bir şeyse vallahi yok yani. Hani çok ben böyle konser veren biri de değilim. Gidip yani işte bizim oyunlarımız diyeyim, biz müzikal çalışıyoruz. Ondan sonra o zaten derli toplu bir saatte başlıyor ve işte süresi belli, zamanı belli. Tanış olalım mı diyorsun, evet, değil mi? Evet, bitince de herkes tatlı tatlı evine gidiyor. Yani orada bir sıkıntı yok. Çok böyle konser izlemek gibi bir şeyim de yok yani, böyle hani gideyim yani şunu izleyeyim gibi. Zaten bir yıl olmuş yani, konser neydi unuttum. Unuttum bunu ondan ya. Ondan sonra hani içmem etmem zaten hani oraya gidip de falan. Yani anlamadığım şey şu olabilir. Mesela hani bu anlamda değil ama. Tabii, ne anlamdayız sen? Yani abi ben anlamıyorum. Hiçbir şey okumadan söz yazabileceğine iddia eden insanlar var. Bak bunu anlamıyorum ben. Yani bunun nasıl ya? Arkadaş yani hani imkansız bir şey bu. Yani bu şöyle olabilir. Bir kerelik deneyebilirsin. Ha, olur ama mu ya? Olur mu? Dinliyoruz bunları. Hayır yani. Nasıl dinliyoruz? Ya bayağı dinliyoruz yani. Caldır caldır çalıyor her yerlerde. Hiç çalışılmadan yazılmış sözlerden ya hayatında bahsediyorsun. Yani edebiyatla, şiirle hani başka yani bu tür bir okumayla hayatı boyunca ilgilenmemiş bir insanın şarkı sözü yazabilmesine ya da aslında diyelim ki şiir yazabilmesine diyeyim. Yani hani çok şiir oluyorum diyorsun. Sanatıyla ilgileniyor olmasına büyük bir cesaret. Yani çok büyük bir cesaret. Büyük bir yani vay be abi cahilliğe bak falan oluyorum yani. Hani çünkü sonuçta hani bir şarkıdan ne bekliyorsun mesela? Hani sözlü bir eserden bahsediyorum. Hı-hı. Bu arada yani hani şey, tabii, yanlış anlaşılmasın. Bildiğimiz bir şarkı. Evet yani bir sözlü eserden bahsediyorum. Yani nasıl oluyor da oluyor bunu hakikaten anlayabilmiş değilim. Ve yani şeyin oluşturulan algının ve beğeni şeyinin, bareminin
bunun üzerinden gidiyor olması da yani böyle inanılır gibi değil. O zaman böyle osırıktan, tısırıktan enteresan enteresan şeyler dinliyoruz. Ne anlatıyor abi şarkın diye soruyorsun. Yani şey illa edebi bir okumadan da bahsetmiyorum. Anlıyorum ya dediğin mesela şey, evet. İşte adam kör, Sivas'ın bilmem neresinde yaşıyor. Okuma durumu yok yani adam. Yani gelse bir şey ama o da başka bir okuma yapıyor. Tabii. Ya onun yaptığı okuma da kendisiyle ilgili bir okuma yani. Hayatla ilgili bir okuma. Yani o da başka bir yol. Ya, üzerine çalışmaktan bahsediyorsun. Evet sen. Yani buna iki tür öğrenme deniyor. Biri asil öğrenme dediğimiz yani kitaptan öğrenme. Hı. Öbürü de işte asil olmayan diyelim. Yani o da başka bir öğrenme şekli. Bu ikisine de tevessül etmeyip. Ben çok iyi biliyorum. Ama bu orada ikisinde... bir aymazlık da var herhalde ya Fırat. Nasıl oluyor bu ya? Yani bir aymazlık olması lazım. Yani çok enteresan. Yani şey teklifi gibi ben arada veririm bu örneği işte. Bana diyorlar ki Gülen'in bir caz albümü kaydedeceğiz gelir misin? Tamam diyorum hemen. Ama diyemem yani ben bir caz albümünü kaydedebilecek biri değilim şey olarak. Neyini kaydedeceksin? Söyleyeceğim. Hı. Yani benim için bu ne bileyim çalışmam gereken bir alan. Evet. Yani ben buna evet diyemem. Evet. Benim şeyim de yapabileceğim bir şey değil çünkü yani çalışmam lazım. İki sene koymam lazım falan. Evet. Buna benzetiyorum yani evet. Hani. Ne okudun, ne izledin diye soruyorsun mesela. Hakikaten yani dünyadan bir haber. Ya bu da buraya uysun da yeterli yani. Diye takılan söz yazarları var. Bir noktada bunlar da popüler işler. Yani bunlardan para kazanmak üzerine yapılan işler evet, bunlar bir kısmı. Bunu anlamıyorum hakikaten. Zor anlaması evet. Çoklarından düşüyor da bunca görmüyor gelip geçen eğilip alıyorum. Solgun bir gül oluyor dokununca. Çoklarından düşüyor da bunca görmüyor gelip geçenler eğilip alıyorum. Solgun bir gül oluyor dokununca. Ya büyük şehirlerin birinde geziniyor kalabalık duraklarda, ya da yurdun uzak bir yerinde kahve otel köşesinde. Nereye gitse bu akşam vakti. Ya büyük şehirlerin birinde geziniyor kalabalık duraklarda, ya da yurdun uzak bir yerinde kahve otel köşesinde. Nereye gitse bu akşam vakti. Ellerini ceplerine sokuyor sigaralar kağıtlar arasından kayıyor usulca. Eğilip alıyorum. Kimse olmuyor. Solgun bir gül oluyor dokununca. Eğilip alıyorum. Kimse olmuyor. Solgun bir gül oluyor dokununca. Fırat'cığım evet. Programımızın bu bölümünde biraz evet. Geyik yaptığımız. Evet. Mesela... Ben bunu yaptırmayı her zaman çok sevmişimdir. Ben bir şeyi 8 kere söyleyeceğim, sen de 8 kere aynı hızda söyleyeceksin. Tamam. Şöyle. Mor vampir, 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 mor vampir. Mor vampir, 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 mor vampir. Helal olsun. Bu arada, bu arada genellikle şöyle oluyor. Mor vampir, mor vampir, mor vampir, mor vampir. Mor vampir, mor vampir. Evet, oldu.
Çok şükür. Allah'ım. Allah'ım yüzümü kara çıkartmadı. Bir de şey var ama ona girmeyeceğim. Gir. Kemeken çok uzun ama. Bir tarlaya kemeken ekmişler. Buraya bir kürkü yırtık, kel körpe. Kirli körpe dadanmış. Kürkü yırtık, erkek, kel kör, kirli körpeğin kürkünü, kürkü yırtık, dişi, kel kör, kirli körpeğin kürküne, kürkü yırtık, dişi, kel kör, kirli körpe kirpinin kürkünü, kürkü yırtık, erkek, kel kör, kirli körpe kirpinin kürküne eklemişler. Ben daha ne diyeyim yani. Şöyle sorularım var. Kimsenin seni izlemediği vakitlerde kimsin, nasıl birisin? Tam da böyle düşünen biriyim. Kimim ve nasıl biriyim diye düşünen biriyim. Düşünen birisin. Kimsenin beni izlemediği vakitlerde kimim ve nasıl biriyim diye düşünen biriyim. Bir de kimim ve nasıl biriyim diye düşünen birini izleyen biriyim. O da güzeldir. Hmm. Evet. Onu izlemek. Evet. Ben mesela biraz daha Nemrut biriyimi çözdüm. Hmm. Bir miktar daha kimse beni izlemez ve yalnızken hafif daha suratsızım galiba. Ha, evet. Ama biraz keyfim yerinde. Böyle düşün, evet. Yani evet. Daha böyle bir, evet. Yani kendimi aynada bakınca çok, çok. Niye böyle kaşlarım evet. Çattığında bakıyorsun ha, falan diyorum. Ha, evet. Ama iç bende olarak iyiyim yani. Bende de olur o. Niye olur kızdın ya falan diyorlar. Evet, yani bir şey niye kızmıyor. Suratsızsın? Evet diyor değil. Resim değil. Yaparken mesela erkek ha, arkadaşım evet. Diyor ki. Ha, evet. Bu nedir yani? Hani ne yapıyorsun? Selfie. Diye. Ama o bir şey, o sahibi dudak. Ona da çok gülüyorum gerçekten bazı şeylerde. Mesela ülkemizden şimdi Ay'a birini gönderecekler biliyorsun. Evet. Onu da diyelim ki seni seçmişler. Ülkemizden Ay'a göndereceğimiz ilk astronotumuz çok Fırat isterdim. Tanış demiş. Ah, çok isterdim. Gerçekten mi? Tabii ki ayol, böyle bir deneyim kaçar mı yani? Yani Ay'a gitmek, Ay'dan dünyaya bakmak. İsterdim. Ya bu muhteşem, muazzam bir deneyim yani. Bir insanın yaşayabileceği çok önemli. En müthiş şeyler. Evet tabii. Bir de çoluğa çocuğa kalacak düşünsene. Babam Ay'a gitmiş diyecek Zeynep falan. Yani doğru diyorsun. Çok şık hareket. Ben güvenemeyip gidemeyebilirdim diye düşünüyorum. Saçmalama be. Evet. Ay gidersin. Ay'a gitmekten korkmam da. Mesela NASA'yla giderim. Neyle gitmezsin? NASA'yla. Türk uzay şeyiyle şu anda gidemem. Daha çok yeni kuruldu. Bir isim koydular ya. Türk Uzay Vakfı. Hayır değil onu geç. Türk Comolok. Yok Komoro falan gibi bir yani. Yok Komoro. Hayır ya ciddi söylüyorum ya. İşte Gökmen değil. Gökmen hoş mesela. Ama Gökmen de niye erkek? Caca Bey. Birileri Caca de Bey. Diyor ki acaba bu Şaşa Bey diye mi hayır, okunuyor acaba? Hayır Caca Bey. Caca Bey. Yani herhalde yani bir uzay şeyi falan ama yani Caca Hatun da herhalde kadını olacak diye düşünüyorum. Yani ya gülmeyin bunlar olabilecek şeyler olabilecek arkadaşlar. Olabilecek şeyler evet. Caca Bey evet. Mesela ülkemizin ilk Caca Bey'i sen olsan olurum diyorsun. Evet olurum tabii çok isterim. Çok şaşırttım efendim. Ama kesin hayır diyeceksin. Hayır olur mu öyle şey? Yani ya bu muazzam bir deneyim. Muazzam. Yani. Yani kimsenin yani yatsan kalksan şey olmayacak. Hiç çok bir isterim. Bir Konya'ya benziyor gibi. Ha? Mars falan baktın mı ona? İyi de Konya'dan dünya görünmüyor öyle. Asıl doğru hikaye o yani. Doğru. Ay'a gittiğin zaman orada dünyayı böyle iki parmağının arasına almak mevzusu yani. Evet, alabilir evet. Misin bilmiyorum. Daha büyüktür tabii de. Hani iki şu parmak mi? Değil ama işte bu çıkıp gelen adamlar diyor ya yani işte dertler derya olmuş abi orada şu kadar bir şey. Aynen. Bunun için mi üzülüyoruz? Savaşlar bunun için mi falan? Büyük bir bakış açısı değişikliği olurdu herhalde. Herhalde tabii ki olmaz mı? Ben ya, daldığımda bile olmuştu Fırat biliyor musun? Tabii ki. Scuba diving yaptığımda. Tabii ki. Bir de o süreçte öğrendiğin şeyler var. Yani işte fizik öğreniyorsun, astronomi evet. Öğreniyorsun, matematik falan filan bunlar çok. Hay Allah ya ilk konuğumuzu uzaya gönderiyoruz giderim arkadaşlar. Ya. O şekilde oldu. Giderim ya. Yani eğer böyle bir şey... Caca Bey ya. Caca Bey olurum yani. Caca Bey de olurum. Bir de şeyi merak ediyorum. Böyle taktığın şarkılar oluyor mu? Olmaz mı? Heh, ona tabii, takıp... Yani böyle sürekli mesela böyle dinlediğim oluyor. Tabii. Var mı bu aralar dinlediğin bir şey? Var. Unuturum diye... Yorma kendini. Her sevenle beni bir tutamazsın. Türk sanat müziği mi? Evet ama şey versiyonu. Bizim Rubato versiyonunu dinliyorum. Çünkü orada çok güzel def partileri var. Ona çalışırken böyle arabada falan böyle trafikte def. Çalışıyorsun. Çalıyorum öyle kendi kendime uğraşıyorum. Def böyle. Zilsiz olan. Def zilli olan. Zilli olan. Evet 20 tane zil var üstünde böyle bir kasnağa gerili bir deri şöyle bir şey. 22'liği var 23'lüğü var. Def çaldın da buradan ben de oldum. Çalmıyorum ama çok çok acilitesi çok yüksek bir saz yani çok ince bir saz aslında bildiğin o kasnak veya yani o basit enstrümanla aslında bir davulun hepsini yaptığı her şeyi
yapabilenler var. Evet. Mesela işte memleketimizde Akatay var mı? Mehmet Akatay usta tabii, böyle onu izleyip dinleyip ağzımızın suları akıyor ama yani. Ben de merak edip bir def aldım. Bazen kick olarak kayıtta kullanıyorum kendimce. Atıyorum dediğin gibi şıkıtık yapıyorsun. Mesela aslında orada büyük bir şu harekette neler çalıyorsun? Derili mi? Derisi var mı üstünde? Var. Ha, onu ayağına mı koyuyorsun? Yapma, kıyma kick olur. Böyle yapıyorum yani. Güm güm kendim kick olarak kullanıyorum. Sesini evet. Yok ayakla evet. Vurmuyorum canım. Aman aman o çok... Hiç anlamam benim böyle. Ayağımdan vuruyor. Şakatıka şakatıka. O değil yani. Bunlar başka şeyler yapıyorlar yani. Çok evet, inanılmaz. Komplike bir saz. Ben itiraf ediyorum senin gerçekten İblis şarkına mesela sardım ben öyle. Sardığım şarkılardan biri olarak. Benim çok oluyor, çok sık oluyor evet. Dönem dönem. Mesela Ekim Beril'in Fırtına şarkısına sarıyorum. Hı-hı. Yani 3 ay onunla yürüyorum. İblis de öyle bir şeydi benim için. O zaman da böyle bir karışık bir şeyler vardı. Benim için kendimmişim o İblis. gibi bir şey yaratıyordu bende. Benim hoşuma gidiyor bir şeye takmak. Evet. Hoşuma giden bir şey diyeyim. Bir de aldığın senden büyük bir ustandan herhangi bir alanda olabilir. En iyi tavsiye neydi işine yarayan? Var mı böyle var bir tavsiye? Tabii. Var. Hasan hocamın, doçentimin bana söylediği bir laf var. Nefis bir şey. Yani doğru bir şey yapmanın yanlış zamanı yoktur. Oo. Süper. Burada valla ben... Hasan hocama buradan... Soyadı? Hasan Mırsal. Hasan Mırsal. Resimle de ilgileniyorsunuz. Resimle ilgilendiğinizi de duydum. Evet. Yani hep işte, mi çiziyordun Fırat? Ya ben hep çizerim. Yani böyle hani bir şeyi anlatırken de çizerim. Tarif ederken de çizerim ondan sonra. Ama bu biraz pandemiden bir tık öncesi aslında. Evet, evet. Yani biraz geziden sonra böyle bir şey daha çok şey oldu. Başladı. O dönem böyle bir resimli günlük tutuyordum. Hmm. Yani bir de bunu minyatürle yapıyordum. Yok artık. Evet evet. Çok iyi, enteresan. Çünkü minyatür çok... Çok severim. İlginç bir alan. Yani böyle orada da çok öyküsel davranabiliyorsun. Çünkü evet. Bir olayı anlatıyorsun yani hmm. Aslında. İşte böyle evde duruyorlar. İşte panzerler Taksim Meydanı'na gelmiş falan. Ay minyatürlerini görmek çok isterim. Bir şey de var. Instagram hesabında böyle birkaç tanesini paylaştım. Ondan sonra sulu boyaya merak saldım. Ondan sonra dedim ki yani biraz bu işin tekniğiyle ilgili yani çalışıyordum bir dönem ama işte buna da biraz daha yoğunlaştırarak, biraz daha bu kasıtla. İşte bu da yani spor gibi bir şey. Aynen. Yani üstünde durdukça, mesele hakkında derinleşmeye başladıkça. İlerliyor. Yani insan bir mucize yani. İnsan neye odaklanırsa orada orası hemen açmaya başlıyor. Çiçek açmaya başlıyor. Aynen öyle. Ya çok ilginç bir şey. Yani ama tabii bu şey değil. Yani derde odaklanırsan hani dert olursun gibi bir durum da değil. Çok öyle bir şeye de inanmıyorum. Yani hani ne o? Şimdi bu yeni neyici hani evrene mesajcı falan da değilim. Yani öyle bir öyle bir durumum da yok ama işte ne, çalıştığın şey gelişiyor yani. Evet. Bu kesin. Fırat'tım. Önce tereyağını. Önce tereyağını ikiye bölüyoruz. Tam da ikiye değil ama böyle tamam. Konağa bir parça daha olsun. Büyük verecek ha, gibi peki. Şey yapıyoruz. Bu bölümde ben heykel sanatı, sanatlar arasında anlamakta en zorlandığım sanat ya oluyor. Işte. Mıncıkla gitsin. Şu anda evet. Birbirimize bir şey yapacağız bunlardan. Evet. Sonunda da bilecek miyiz bakın ben seninkini sen benimkini. Ha. Evet. Ha. Tamam. Ay dur ben buldum galiba bir şey yapmak için. Sen daha önce yaptın mı peki bunlardan? Ya işte anaokulunda tuz seramiği. Yok artık var mıydı? Anaokulunda tuz seramiği vardı. Başka bir şey yoktu herhalde yani. Tuz seramiği. Tuz seramiği bilmez misin? Yaşım sanırım tuz oraya seramiği. Gelmedi. Bir de suya ihtiyacımız olacak bir noktada. Ben bu suyu o yüzden koydum. Niye? Bu öyle bir malzeme mi? Bu öyle bir malzeme. Ha, açıldıktan sonra belli bir süresi var bunun. Ama şey değil yani... ne bileyim bu zaten 2 günde kuruyor. Öyle ha. Düşün. Bu seramik hamuru, modelleme hamuru ne deniliyor. Ne kolay oluyor ki yani. Yani ben bunu herkesin denemesini, her şeyin herkesin her şeyi denemesini isterim de. Bunda şöyle bir şey var. Örnek göstermek istiyorum mesela. Bunu ben, yani bu bir savaştır. Şimdi dur.
Mavi ne? Akrilik boya boyayabilir miyim ya? Bittikten sonra. Tam bitir, evet. Tamam, oray. Düşünme, yap. Düşünme hiç Fırat diye yoğurma. Sakın bunları. İnşallah herkes bence hayatında birazcık delirir. Yani tabii. Deliliği yaşamanın. Yani delilikten kastımız şey biraz yani biraz o hani egomuzu, biraz idimizi, idimize bandım. İdimize bandık. Bedava mı sandık, para verip aldık. Ben sanatta yap, yık, yok et şeyime geçtim şu anda. İlk yaptığım şeyi yıktım. Hı. Ve bir yenisini yapıyorum. Ay çok güzel yapıyorsun. Dur. Börek açtın mı hiç? Ellerine yakışır gibi ya. Gördün lütfen. Mü? Lütfen. Bana deseydin ben buraya börek getirttireydim. Sen ne dedin? Elmalı pastam meşhurdu. Yok artık. Abi. Arkadaşlar o zaman bir programa bir gör. Fırın almayalım mı? Bir fırın bölümü burada tak 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 diye. Bak ağız burun yapmak çok zor dedim. Yine geldim ağız burun yapıyorum ya. Ağız burun yapma bana. Fırat bir çocuk oyunu şarkısı yapmıştın sen. Ha. Üçgen dikdörtgen kare denedik kaç kere. İki musluk üç saatte kaç metre küp doldurur. Havuzlar dolup taşar sorular bizi öldürür. 5 santimse bir kenar, 50-60 kaç yapar, rakamlar döner durur. En iyisi sen kudur diye de bitiyordu. Ya ama lütfen yaş 16-17, Cem Bir'le birlikte. Yaptığınız besteler çok iyi bence. Evet ya. Çok iyi. Evet. Yani keçi bir beste bu. Peki buyurun Fırat Bey, izin verelim o halde boyayın. Madem buraya bunları almışsınız. Tabii ki. Boyaları yeme isteği olur mu sende? Hayır, tabii deli misin ayol? Hayır, ben de yemem asla. Yok ama enstrüman gördüğüm zaman şey oluyorum böyle... Bir ağzım sulanır yani iyi böyle güzel saz gördüğüm zaman... Çalayım mı gibilerinden? Oh bu ne güzel... Ne güzel sazdır. İşte efendim bir güzel bir şey olur, bir koklanır. Bunun rengi ne? Hafif beyaz değil mi? Krem. Çalışır. Tamam. Evet. Güzel bir film izledin mi karantina döneminde? Karantinada evet Soul'du galiba. Bir Soul. Animasyon bu Inside Out'un yapımcılarından. Soul. Inside Out'un yapımcılarından. Soul. Evet. Inside Out'un yapımcılarından. Soul. Zibon falan hani böyle işte daha çok bu örümcek adam yok. Evet. Maymun fil falan gibi. Aynen. Maymun fil kesin yok. Onlar. Maymun fil. Onları izledim. Diye. Yoksa bir fırça 5 lira. Bir daha aldım ama 5 lira ama istersen bakın yapıyorum. Akrilik sonra çıkartırsınız. Neyi çıkartırsınız? Akriliği. Nereden? Bu şekilde. Boya şeyden, sudan. Ha suda kullanmamız gerektiği zaten ya. Ya ben Fırat'cığım böyle... ya sen neyi suyu çıkartmayı düşünüyorsun lütfen? Evet, işte. Olmazsa... Bilememe stresi sardı beni birazcık ama baktıkça şey böyle... Neyi bilememe ayol bu? Gemi dümeni. Hayır. Aslında bitti. Mavi güneş. Hayır. Bu bir nazar boncuğu. Aa, programa nazar boncuğu mu yaptın? Yaparım. Hiç. Göz olur, möz olur. Allah kim bilemem yani. Ben de şöyle bir şey yaptım. Böyle kol saati gibi kol insanının bununla konuşabiliyorsun canın sıkılınca. Böyle saatin üstüne koyuyorsun şuraya. Böyle işte sıkıldın, yalnızsın, onunla sohbet ediyorsun gibi bir tip. Çok güzel. İşte. Sana kırılırsa falan... Çatlamayacak o. Boyalar kuruyacak, ben onun üstüne cila atacağım izin verirsen. Çatlarsa burada birinin gözü değmiş demek. Söyleyeyim yani. Budur aga. Ya çok teşekkür ederim. Nedir?
Aman yani. Bir de şöyle ellerimizi gösterebilir miyiz, senin hiç sakıncası yoksa? Bu ellerle mi? Ben kirlenmiş el çok severim. Evet. Kimseler yok burada, alkışları ben yapıyorum.